Bu makine çalışmıyor mu? Şaka yapıyorsun da ya. Gidin de kontrol edin Gizem Hanım. Kız bunun fişine, şunun fişine bak bakayım. Ana, au, o. Ne olmuş? Fiş nerede bunun? Makineyi çekelim mi? Çekin tabii. Dur çekme dur. Çekme şimdi borası kopar dur. Sen görebiliyor musun bir fiş? Çekin de bakın. Kapağı aç bakayım. Lafımı dinle de çek makineyi Kadir. Tamam çalışıyor hadi. Oh neyse. Evet şimdi şu deterjanları bir şu tarafa alacağım. Şu mutfağın yerini süpürüyorum hemen. Bu evde fare var. Fare mi var? Orada. Her an her yerden çıkabilir. İyi iyi. Gizem kendine bakan güzel bir arkadaşımız. Dış görünüş olarak böyle olabilir ama içinden bir cevher çıkacakmış gibi görünüyor. Ay burada bir sürü şey üzmüş. Ya bu ne? Allah razı olsun. Ay Kadir. Ne? Ne buldum? Ne? Anam. Kız o hamam mı? Evet. Oo. Oy 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 oy. Ay şuna bak. Ne bu böyle? Gerçek kıza. Gerçekten inanılmaz. Dikkat et ellerin yapışacak Kadir. Ben bunu ömrümde ilk defa gördüm. 200 bölümdür aradığın şey işte. Korkunç bir şey. Berbat çöp nerede? Neyse ki Gizem Hanım makineyi çekti de tuzağı ortaya çıkardı. Rakipleri onu bulsaydı neler olacağını düşünemiyorum. Mutfaktaki yağlarda güç sarfını harcadıktan sonra bir şey yapabilip yapamayacağını anlasın. O kollarındaki o canlar kesildikten sonra yapılıyor mu yapılmıyor mu onu bir görsün. O bizim ne çektiğimizi bir hissetsin. Evet sık 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 sık. Gizem ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Vallahi bir yandan çalışıyordum. Gizem neydi o? Satış temsilcisi. Satış temsilcisi. Ay güzel iş ama. Güzel evet. Herkes yapamaz. Bir kere çene istiyor. Aynen öyle. Gizem Hanım'da çene var. Çok kandırıyoruz öyle müşteri. Öyle de denmez şimdi. Kandırıyoruz derken? Yani açık sözlü. Hayır Gizem ya. İkna ediyoruz demek istiyor. O anlamda demek istedim. Ayakkabı satıyorsunuz. Aynen. Mesela yarışmacı ama yine yarışmacısı. Ben hafif tabureyim. Bak arkanda tabureye basma sakın. Gelen müşteriyi ikna etmek için önce ne yapıyorsunuz mesela? Taktikleriniz nelerdir? Nereden giriyorsunuz? İlk önce güler yüz. Güler yüz. Hoş geldiniz diyoruz. Güzelce karşılıyoruz müşteriyi. Müşterinin alıp almayacağını ilk bakışta anlıyor musunuz? Anlıyoruz ama yanıldığımız zamanlar da oluyor. Mesela içeri bir müşteri giriyor. Tipine baktığında dersin ki bu hiçbir şey almaz. Ama adam bir geliyor 4-5 çift alıp gidiyor. Bence o anlıyor sizin öyle dediğiniz sizi utandırmak için. Olur mu öyle şey Kadir? Satış temsilcisini utandırmak için para mı harcanır? Bu ancak senin aklından geçer Kadir. Sırf onların yanında yanımı yere vermemek için. Sizde mesela ayakkabı çiftleri ne kadar? Pahalı mı? Değişiyor. Ay düşüyordum ha. Ben mesela asla bir ayakkabıya 100 liradan fazla para vermem. Şaka yapıyorum. Evet asla. Sizin mağazada nasıl ayakkabıların fiyatları? Vallahi en pahalı 600-700 lira. Oho. Bir aylık ev kirasını götürdü ayakkabıya verdi. Olabilir. Sonra çamurlu yollarda yürü. Hakikaten pahalı ama Kadir. Git bir 600 lira ayakkabıya verilir mi? Şu anda maalesef bilinen markalarda 500 liranın altında spor ayakkabı yok. Yani bir ayakkabı üstüne alt tarafı bir etiket vurmuş, bir isim. Bak. Baktım. Bu böyleyken git salı pazarına 5 lira. Onu ama böyle alınca üstüne yaz bir Sefalettin oluyor sana 1500 lira. Sefalettin mi? İçi aynı. Sefalettin işte insanları sefilliğe zorluyor böyle pahalı pahalı satarak. Yani içi aslında aynı kayısı, aynı bahçeden ama şişe. İşte millet dışına para veriyor, içine değil aslında. Kapitalizmde dış güzellik önemli Kadir. Ah o kapitalizmin boyun altına kilitlensin. Çıkıyor mu Gizem Hanım? Çıkıyor. Çok güzel. Ya bizim yağ sökücümüze ne dayanabilir ki Allah'ını seversen ya? O zaman çalışarak ailenize destek oluyorsunuz Gizem Hanım. Aynen öyle yapıyorum. Ama asıl mesleği anestezi teknikeri. Öyle mi? Anestezi teknikeri olup da satış temsilciliği yapan bir Gizem vardı. Yapmayan da ne bileyim. İşte müşterilerini ayakta uyutuyor Kadir. Anestezi orada vuruyorsun. Ayakta uyutuyorum. Ayakkabı almaya geldi hop gözlemler narkozu. Hastanın salonum gitti kakalı ayakkabı. Pes Kadir. İsterseniz size tanıdık bir hastanede iş bulabiliriz Gizem Hanım. Çok para kazanmıyorlar gerçi. Olsun. Kendi işimi yapayım da. Ama en azından kaliteli bir işi var. Bir forma giyiyorsun da. O formanın bir havası var ya. Aynen. Şimdi Instagram'a atar boy boy. Maskeli formalı. Gelen anlam itibariyle mutfakta çok iyi bir performans sergilemesi gerekiyor. Çünkü dolap içleri de dışları da çok yağlıydı.